Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizler için bir video çekmeye karar verdim. Volkan Manav ben. Bu video geçtiğimiz günlerde yazdığım bir haberle ilgili bir video olacak. Çünkü o haberi yazdıktan sonra birçok okuyucunun ben ya sen bunu yazdın ama biz bunu tam olarak anlayamadık demeleri üzerine bir de bunu video ile anlatmak istiyorum size. Şimdi LG G4'ün pil problemi ne açığa çıkartan kişilerden bir tanesiyim. LG G4'te ciddi anlamda bir pil problemi yaşıyor kullanıcılar. Özellikle bazı kullanıcılar yaşıyor bunu. Şimdi bu nasıl ortaya çıktı? Ben LG G4'ün gerçek pil kullanım testi ile ilgili bir video hazırladım. Birçok arkadaşımız bunu Geekbench 3 testine yaptırıyorlar ama bunu ben gerçek kullanım testi olarak yapmıştım. Daha sonra birçok okuyucu bana şöyle döndü. Ya sen bunu yaptın ama biz bu pil performansının yarısını bile görmüyoruz dediler. Günde 2 sefer şarj etmek zorunda kalıyoruz dediler. İşte 4 saatte pilin şarjı bitiyor dediler. Ben bu maili atarken bile %5 şarjı gitti dediler. Ben de bunun üzerine 1-2 tane kullanıcıya bir yol tavsiye ettim ve bu tavsiyemden sonra bu haberi yazmaya ve videoyu çekmeye karar verdim söyleyebilirim. Çünkü çok ciddi anlamda kullanıcılar burada büyük bir rahatlama ve performansın gerçek anlamda kullanılmasına kavuştular. Yapmanız gereken şey çok basit. Eğer LG G4'ünüzde pil problemi yaşıyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Telefonunuzu lütfen her şarj döngüsünü 16 saat süreyle yapın. Yani telefonunuz şarjı dolduktan, %100 olduktan sonra hemen şarjdan çekmeyin. 16 saat boyunca telefonun şarjda kalmasını sağlayın ve ondan sonra şarjdan çekin. Telefonunuzun pilinin düzeldiğini göreceksiniz. Ve gerçekten iyileştiğini, performansın çok ciddi anlamda iyileştiğini göreceksiniz. Bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Çünkü bunu bununla ilgili çok ciddi anlamda geri dönüş aldım. Piller, herkesin pili düzeldi. Ben bunu aslında bir hafta süresince yapın diyorum ama 3 günden sonra pilin performansının çok ciddi oranda değiştiğini söylüyor arkadaşlar. Bir okuyucumuz bana bir ekran görüntüsü atmıştı. Telefonu %100 şarjda, yani %100 pili varken sadece 8 saat kullanım ömrü sunduğunu gösteriyordu. Fakat bu 3. günün sonunda ben telefonu şoklamaya başladıktan sonra 3. günün sonunda bana tekrar bir tane ekran görüntüsü attı. Bu süre 28 saate çıkmıştı. Ben bu sürenin 36 saatlere varacağını söyledim ona ve şu an hala devam ediyor şoklamaya. Eğer bununla ilgili bir problem yaşıyorsanız, LG G4'ünüzün piliyle ilgili bir problem yaşıyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Telefonunuzu şarjda takın ve 16 saat sonra lütfen şarjdan çekin. Bu süre zarfında telefonunuz açık olabilir ve telefonunuzu kullanabilirsiniz. Orada da bir sıkıntı yok, onu söyleyeyim baştan. Ama lütfen telefonunuzun 16 saat boyunca şarjda durmasını sağlayın. Pilinizin probleminin tamamen çözüldüğünü göreceksiniz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer yardımcı olamadıysam volkan@teknolojioku.com adresine mail atın. Farklı konularda yardımcı olmaya çalışalım. Herkese ilgisi için çok teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.